Her ihtimale karşı doğuma kadar ilaçları kullanmaya devam edelim. Cansel. Acilen bebeğe bakmamız lazım. Şimdi bu ne? Çok affedersiniz, çok özür dilerim ama çok acil bir durum. Ben bir çay içtim. Çay da hamileler için çok zararlıymış. Bilmiyorum, bir şey olmuş olabilir mi? Gidip hemen bakalım lütfen. Önce sakin ol. Ne çayı bu? Bilmiyorum ki. Yani hamileler için çok zararlı olduğunu söylediler. Çok da fazla içtim. Gittim kustum ama emin olmak istiyorum. Bakalım mı bir lütfen? Simli Hanım, kusura bakmayın lütfen. Hemen dönerim. Gel dışarı çıkalım. Nereye? Hadi gel. Niye beni dışarı çıkartıyorsun Cansel? Bebeğime bakmak istiyorum. Yeşim, panikleme. Bir bardak çayla bebek düşmez. Zaten çıkarmışsın da. Endişe edecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Olsun. Yine de ben emin olmak istiyorum. Hadi girip bakalım lütfen. Olur ama önce izin ver, içerideki hastanla ilgileneyim. Zaten az bir işimiz var. Sonra oturup sakin sakin konuşuruz. Tamam, acele et ama. Ne olmuş? Söylesene. Ne olmuş? Dediğim gibi Yeşim, endişe edecek bir şey yok. Bebeğin gayet sağlıklı. Üf Cansel ya. Sen öyle dikkatli bakınca bir şey oldu sandım. Oh, eminsin değil mi? Zaten kusmuşsun da. Olsa olsa eser miktarda çay kalmıştır midende. Ondan da bir şey olmaz. Ama bundan sonra yediklerine, içtiklerine çok dikkat et. Üstelik de düzenli beslenmelisin. Zaten acayip iştahlandım bu aralar. Görmen lazım. Delirmiş gibi yiyorum. Sonra kusuyorum ama idare ediyorum işte. Böyle zamanlarda temiz hava al. Dışarı çık. Derin derin soluk. Öyle her bulandığında da kusman iyi bir şey değil. Hem senin hem bebeğin beslenmesini olumsuz etkiler. Dedim ya acayip iştahım açıldı diye. Sürekli elimde bir şeyle geziyorum. Kendimi alıkoyamıyorum resmen. Bahsettiğim çok yemek değil. Doğru ve dengeli beslenmek. Yoksa çok kilo alırsın. Kaldı ki 30 kilo alıp da 10 kilo bebek doğuran bir kadın görmedim henüz. En ideali 12 kilo almaktır. Ne? Ben 12 kilo alırsam bidon gibi olurum. Yeşim, madem bir bebek getirmeye karar verdin dünyaya, o zaman bazı sıkıntılara katlanacaksın. Benimkisi biraz fazla sıkıntılı olacak desene. Yeşim, ne zaman birisine ihtiyaç duyarsan yanındayım. Tamam. Çok sağ ol Cansel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.